Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav ben. Bugün sizinle çok değişik bir konuyla karşınızda olacağım. Birçok arkadaşım bana şunu soruyor ya, işte abi biz kendimize paralel ithalat ürünü telefon almak istiyoruz. Bu ürünleri alalım mı almayalım diye soruyor. Ve ben de bu konuda sizlere yardımcı olmak istiyorum. Özür dilerim. Şimdi hemen şunu belirtmekte fayda var. Akıllı telefon alırken hepimiz zorlanıyoruz ve burada daha uygun fiyatlı telefonlar almaya çalışıyoruz. Ve burada paralel ithalat ürünleri çıkıyor. Paralel ithalat ürünleri nedir derseniz, hemen kısaca bilmeyenler için en azından aktarmış olalım. Paralel ithalat ürünleri arkadaşlar üreticiler tarafından, ya Samsung ya da LG ya da Sony tarafından getirilmeyen telefonların farklı ithalatçılar tarafından Türkiye'ye getirilmesi ve bunların kendi şekilde, kendi garanti kapsamlarında bunları piyasaya sunmasından oluşan bir ekosistemden bahsediliyor burada. Yani bu dediğim gibi aslında size paralel ithalat telefon almayın demek bu noktada biraz belki o insanlara haksızlık olabilir. Çünkü hakikaten bu işi içlerinde çok iyi yapan, çok dürüst yapan insanlar da vardır belki. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama genelde eğer bakarsanız paralel ithalat ürünüyle telefon alan insanlarda hakikaten birçok şikayet okuyabildim. Ben az önce bunu internette araştırdım. Siz de çok rahat araştırabilirsiniz. Bazı insanların şöyle yazdıklarını gördüm. İşte telefon alırken, telefonu aldığımızda ulaşabiliyoruz alırken ama telefonumuzda problem yaşandığında bunları aktardığımızda hem serviste hem de bize telefonu satan insanlarla ciddi anlamda problem yaşıyoruz dendi. Okudum bunları. Ve ufak bir araştırma yaptığımda mesela bir internet sitesinde bir telefon satıldığını gördüm. 899 liraya telefon satıyor. Normalde Teknosolo telefonun fiyatı 1799 lira ama bu telefon LG G4, özür dilerim bunu da söyleyeyim. LG G4 enteresan bir şekilde o sitede 899 TL'ye satılıyor. Şimdi ben sizin huzurunuzda arkadaşı arayacağım. 899 liraya satılan LG G4'ün durumunu soracağım. Bakalım bize ne cevap verecek, hep beraber merak ediyorum. Telefonun gerçekten LG G4 olup olmadığını da kendisine soracağım. Hatta şunu da soralım. Orada 2.5 GHz internet 4 çekirdekli 2.5 GHz hızında işlemcisi var diyor. Oysa ki biliyorsunuz LG G4 1.8 GHz hızında çalışan 6 çekirdekli Snapdragon 808 var içinde. Benim tahminim bu telefonlar tabii ki çakma. Özür dilerim, tabirimi maruz görün ama onların dilinden konuşuyorum. Bu telefonlar çakma ve bu telefonlar muhtemelen sahte olduklarından dolayı böyle 2.5 GHz falan. Tahminim içinde Snapdragon 801 var arkadaşlar bu telefonun içinde. Ama dediğim gibi adamlar nasıl satıyorlar, 899'a nasıl satmıyorlar? Şimdi dilerseniz bir telefon edelim ve kendilerine soralım. Bakalım bu dediğim gibi nasıl bir sistem var. Evet. Sizin de duyabileceğiniz gibi sesi hoparlörü dışarı veriyorum. Alo. Alo, iyi günler. Abi bu 899 liraya LG G4 var bir tane. Oo, tam üstüne bastın, ayağını çek abi. Evet abi, bu telefon orijinal mi? Orijinal abi. Peki vay, bunun yani gerçekten şeyi falan nedir? Garanti falan nedir abi bunda? Garantisi mağaza garantisi abi. Bizim firma tarafından garantili bunlar. Firma tarafından garantili. Peki abi bunun faturası falan oluyor mu? Faturası olmuyor abi. Abi peki şimdi biz bunu aldık atıyorum, yani yarın bir problemle karşılaşırsak falan. Yarın bir problemle karşılaşırsam bir sıfırıyla değişim yaparız. Ha, yani birebir değiştiriyorsun abi. 10 gün cihazı kullanırsın. 10 gün 15 gün kullan. Bir sıkıntı problem çıkarsa sıfırıyla değişim yaparız. Anladım abi. Tabi ilerleyen zamanlarda bir şarj soketini bozarsın. Ne bileyim, yere düşür, bir şey olur. Yani öyle şeylerde teknik servisimiz mevcut zaten. Yani teknik servisim var abi. Peki abi bunun yani kaydı falan nasıl abi? Kayıt nasıl oluyor? Nasıl abi? Ya kaydı falan oluyor mu abi, bunun faturası yok? Evet, kayıtlı, faturası yok abi. Peki hani e-mail kayıtlı mı bunlar abi? E-mail mi yazılıyor bunlara? Evet abi. Ya ne bileyim abi, kapanmaz değil mi? Şimdi alacağız. Babalar günü falan problem yaşamayalım dedim abi ya. Abi ben sana şöyle söyleyeyim. Kapanmamaya karşı süresiz garanti veriyorum ben cihazıma. Kapanırsa mal benim malım. Tamam abi. Zaten mağazasın değil mi? Sana güvenebiliriz her şekilde. Tabii. Mağazayım abi. Gel mağazamdan al. Tamam abi. Ben o zaman dediğim gibi gün içinde inşallah uğrarız. Görüşürüz abi. Tamam oldu abi. İyi günler. Sağ ol abi.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok enteresan bir telefon konuşması yaptık. Yani arkadaş mağaza garantili dedi. 900 liraya LG G4 satıyor bu arkadaş. Ve bir şey olursa da gel hemen değiştiririz dedi. Muhtemelen tabii telefonlar bunlara 150 TL'lere falan geldiği için yani 900 liraya satıp yani en fazla ne kadar telefon problem yaşayabilir ki diyor. Anladığım kadarıyla tabii ki bunlar tamamen konu, yani bunları düşünüyorum. Bu telefonu dediğim gibi onlara gelişleri herhalde belki 100-150 TL civarlarında olduğu için belki de 200 TL'dir şimdi bilemiyorum ama adam 900 lira telefonu satıyor, diyor ki bir kere problem olsa değiştiririz ne olacak diyor falan filan, kardan zarar etmiş oluruz diyor. Benim söyleyeceğim size bunlar arkadaşlar. Paraya ithalat ürün alırken mutlaka ve mutlaka ne aldığınızı çok iyi bilin. Bu tarz dediğim gibi insanlardan telefon alırken de bunun LG G4 olmadığını bilerek alın. Yani ben bu telefonu almayın demeyeyim. Bu telefon arkadaşın sattığı telefon kullanılmaz mı? Kesinlikle kullanılır. Bu da bir telefon sonuçta. Ama aldığınız şeyin bilin. Ne aldığınızı bilin diye bunu söylüyorum. Bunu LG G4 diye satılan bir telefon kesinlikle ve kesinlikle LG G4 değil. Şu an LG G4 resmi kanaldan, ya yani LG tarafından, vallahi fiyatına bilmiyorum şu an bakmadım en son ama 1700 liralar civarlarında olması lazım. 1600-1700 lira seviyelerinde olması lazım. Böyle bir telefonun yani 900 lira satıldığını eğer inanıyorsanız ve buna prim veriyorsanız da söyleyebileceğim çok da fazla bir şey kalmıyor arkadaşlar. Lütfen tam babalar günü arifesinde herkes bir şekilde hediye almak istiyor babasına. Şunlar bunlar falan filan, önümüzdeki hafta dediğim gibi babalar günü ve herkes bu noktada çok ciddi para harcayabilir. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Arkadaşlarınızı da uyarın, eşinizi, dostunuzu da uyarın. Bu videoyu lütfen paylaşın. Çünkü insanların hakikaten mağdur olmasını istemiyorum. Birçok insan var mağdur olan ve bu şekilde işte abi biz yaparız, abi garantisi biziz falan diyen birçok insan var. Bunlar dediğim gibi yarın önünüzde durmuyorlar ve bunlar markanın arkasında da duramıyorlar. Çünkü dolayısıyla bu bir marka bile değil. Sizden tek ricam buna dikkat etmeniz, ne aldığınızı ne almadığınızı çok iyi bilmeniz. Ve faturasız ürünleri asla ve asla kesinlikle ve kesinlikle tercih etmeyin. Bunlar bir kere zaten yasal bile değil. Söyleyeceğim benim bu kadar arkadaşlar. Umarım hiç kimse mağdur duruma düşmez ve herkes istediği telefona sahip olabilir. Ama bu noktada paraya ithalat ürünleri alınabilir mi derseniz evet alınabilir ama mutlaka dediğim gibi servisini sorun. Servisle ilgili şikayetler var mı yok mu? Servisini arayın sorun. Bu noktada şunu da belirtmek istiyorum, onu unuttum söylemeyi. Şimdi normalde LG Türkiye'nin vermiş olduğu bazı garantiler var. Bu garantiler nedir mesela, hemen şöyle belirteyim. Ekran garantisi verir, tamam mı, LG? Ama mesela bu garanti paralel ithalat tarafında tam olarak çalışmaz. Yani sizin pikselinizde bir problem olursa ekranınızda, paralel ithalatın garantisi bunu garanti kapsamına sokmayabilir arkadaşlar. Bu konuda da mağdur olabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi tam olarak paralel ithalatın servis verdiği firmaları arayarak nelere servis verip nelere garanti verip vermediğini lütfen sorun. Ne kadar süre telefonların tamir edildiğini sorun. Hangi ürünlerin hangi şekilde fiyatlandırıldığını lütfen sorun. Mağdur olmanızı istemiyorum. Videonuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.